EYT'de aylık bağlama oranı ne olacak? Erkeklerde 25 yıl çalışan, 5000 sigorta prim gününü dolduran, yine aynı şekilde kadınlarda 20 yıl çalışan, 5000 sigorta prim gününü doldurup emekli olacak. EYT'lerde aylık bağlama oranı düzenlemesi yapılacak mı? EYT'den emekli olanların en düşük emekli maaşı 5500-6000 TL mi, 8000 TL mi olacak? Haberin tamamını sonuna kadar izleyiniz. YouTube haber kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazınız. Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintez, EYT'den emekli olanların aylık bağlama oranında düzenleme yaparak emekli maaşı almaları sağlanmalıdır dedi. Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintez, EYT'den emekli olanların emekli maaşı en azından asgari ücret seviyesinde olmalı dedi. Türkiye Emekliler Derneği Kütahya Şube Başkanı İlhan Bintez yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Bu göründüğü şekliyle, şu andaki yürüdüğü şekliyle 3500, 5000, 7000 hatta onun üzerinde belki maaş alan insanlar var ama bunların bir araya getirilmesi, bu düzenlemenin yüzdeden kurtarılması açısından asgari ücret taban aylık olmalı. Bunun haricindekiler bu işi düzeltmez. Başka türlü bir çözüm şekli yok. Kimseye birazına 2000 verelim, bir yerine 1500 verelim, yüksek olana 1500 verelim gibi bir düşünceye girersek netice elde edemeyiz. Bu bakımdan herkes asgari ücretin altında maaş bağlanmamalı. Maaş bağlama oranlarındaki bu farklılığın haricinde maaşları da çok düşük olduğu malum. 3500 lira alıp hayatını idame ettirmeyi düşünen insanlar var. Bunların yükseltilmesi lazım. Şu anda bizim dernek olarak ve toplum olarak talebimiz asgari ücretin altında eskisi olduğu gibi maaş bağlanmasın. Asgari ücretin seviyesi en azından asgari ücret seviyesine çıkarılsın istiyoruz. Bizim bu talebimiz var. Bunun iyileştirilmesi için de yüzdeli zamlar maalesef emekliler arasındaki farkın daha da açılmasına sebep oluyor. Bugün 7000-8000 liranın %10'u başka, 3500 liranın %10'u başka. Hepsine yüzde üzerinden maaş bağladığınız zaman farklı neticeleri elde ediyorsunuz ve aradaki makas devamlı açılıyor. Yapılacak iş en kısa zamanda ayarlamalarla, seyyanen ayarlamalarla maaşları denklik haline getirip daha sonra da maaşların ondan sonra %50 değil seyyanen zamlarla devam ettirilmesi.